Kayda da girdik. Ama güzel bronzlaşmışım değil mi? Nice de. Güzel tişörtüm var Burak. Nereden aldın? Eminönü'nde. Ya Merto. Yes. Bugün buradan huzur dolarak ayrılacağız. Hadi bakalım. Aşırı mutlu edici bir bölümle karşındayım. Aşırı mutlu edici bölüm. Aynen. İnanılmaz bir bölüm seni bekliyor. Bakalım. Böyle sırıta sırıta çıkacaksın, huzur dolacaksın. Ne diyorsun ya? Neden? Meditasyon mu yapacağız? Çok iddialı konuşuyorsun. Genelde iddialı konuştuğuna dalga geçiyor oluyorsun. Kesin çok huzursuz olacağım. Dünyada insanları en çok rahatsız eden, dinlerken kulakları kanatan, hatta psikolojini bozacak olan seslere oğlum, tepki yüzleri olacak. Huzur dedin. Şimdi demin söylediğinin tam tersini söylüyorsun. Çok huzurlu bir bölümmüş. Nasıl? Benim en sevdiğim huzur şeyler patlaması. Bu tarz şeyler. En sevdiğim şeyler bu tarz şeyler. Bölümümüzün konusu şu. Dünyada insanları en çok rahatsız eden, dinlerken kulakları kanatan, hatta psikolojik bozacak... Ne güzel of dedin lan. Göstereyim mi Rona'yı? Gel buraya. Aaaa! Oradan ne çıktı? Tek bir kuralımız var. He. Kulaklığı kulağından çıkartmak yok. Ne açarsam abi sonuna kadar dinleyeceksin. Korktun değil mi? Ya ağzımıza sıçtın. Korktun ya. Değil mi? Korktum tabii. İlk olarak hani ne hakkında nasıl bir video olacak vesaire onun bir örnek olması amacıyla. Ay kesin var. Dinle bakalım. Böyle şeyler işte. Beni hiç etkilemedi. İlkinden başlıyoruz. İlk dinleyeceğin ses gerçekten birçok kişinin irite olduğu bir ses. Olan söyle ne ama ne? Çatalın tabağa sürtünme sesi. Ya, çatalın tabağa sürtünme sesi. Allah kahretsin. Ya dur dur. Hayır hayır onu yapamam. Vallahi onu yapamam. Yaparsın. Ha ben bundan etkilenmem abi. Şu an, ah! Ah! Şu an başka bir şey düşünmeye çalışıyorum. Ah çok kötü. Ay çok fena. Oğlum. Dayanabiliyorum. Dayanabiliriz evet. Yeter da. Komplo ordularım, gardiyanlarım, neyim var ki rapten yok be. Abi gel ya. Bitti bitti. Tamam. Bu neydi oğlum? Kural 2, şarkı söylemek, konuşmak yok. Konuşmak var da şarkı söylemek. Götünden kural uydurma. Abi yok, bizde öyle. Nasıldı? Bok gibiydi. İğrençti. Bu ne ya? Oğlum bu böyle bölüm değil. Olmaz mı böyle bir şey? Abi işte herkes etkileniyor. Ben etkilenmiyorum. Farkımız da. Asla sona kadar dayanabileceğim ses değil. Bu böcek savar sesi mi? Hmm, bu çok rahatsız etmiyor beni. Frekans. Mesaj falan mı yolluyormuşuz? Hiç güvenmiyorum sana şu an. Sağır oluyorum şu an. Sağır oluyorum çıkarmak istiyorum. Hayır, hayır. Sağ kulağım acıyor bırak. Ah. Abi bir şey diyeceğim, kulaklarım çok acıyor şu an. Oğlum başım ağrıdı lan. Vallahi başım ağrıdı. Bayağı başım ağrıdı. Ciddi misin? Evet. Tamam Burki. Gözlerim başım verdi. Bitti. Ama kulağım da bitti yani. Öf, resmen kulağımın içini böyle kaşıyasım var abi. İğrenç bir ses. O kadar mı? Evet. Kulaklarım tıkanmış gibi hissedi. Çok kötüydü. Çok İğrençti. Kötüydü değil mi? Evet. Bir şey olması lazım şu anda yani. Hani psikolojik olarak tamam rahatsız etmiyor ama
Yok abi yok. Hiçbir şey yok. Hayır yok. Şimdi üçüncüsü Dalia. Başıma ağrı girdi resmen Burak. Dur daha yeni başlıyoruz. Üçüncüsü bir kadın görüyorum. Evet bir kadın var. Uyurken dişini gıcırt atan. Aa valla ama katlanamam. Ne oluyor ya? Nefret ediyorum ondan. Aa! Aa! Bu ne? Bırak! Bu diş değil, bu kapı menteşesi oğlum. Böyle diş gıcırdatmak olmaz. Honey. Aa! Yapamam vallahi bırak. Honey. Ne olur ya? Yapma. Pim, pim. Kötü ya bu. No, no, sweetie, sweetie. Sweetie. Benim kuzenim çok yapar bunu. Ondan da alışık. Baba o kadının baş parmağı ne biçim? Ay ne kadar garip, garip bir baş parmağı. Kadının baş parmağı ne garip lan? Bu herkes senin. Ayakkabı nasıl diyor. Gerçekten bu zaman kadarki en kötüsü. Ciddi mi? İkincisi kulağımı çok rahatsız etti. Evet. Ama bu çok kötü yapıyor beni. O tamam bundan da yine hiçbir şey olmadı. Bir kok olmadı. Yani... Tamam, dördüncüsü abi. Tamam. Bir sıkışmış kalem kapağı ses duyacağız şimdi. O ne ya? Ha, dur şimdi şaşırdım. Kalem kapağı mı? Aynen. Aman çok tatlı. Geliyor. Sanki böyle kurbağalar arasında konuşuyor gibi. Bu beni rahatsız etmez. Beni de etmez de. Ben bunu kısırtıp kendim yaparım hatta. Sonra aynısını ağzımla çıkarım. Çok güzel. Bunlardan iğrenmiyorum. Adam gülüyor ya. Geçelim. Geçelim. Evet, ya. Sıradaki. Bunu niye nasıl hiç rahatsız etmedim ya? Sen ediyor mu? Ya benim de etmiyordu. İnternette öyle denmiş yani. İnsanı rahatsız eden seslerden birisiymiş. Bu sefer seveceğim bir ses olacak. Tamam. Çünkü aşina olduğum bir ses bu. Evet, evet. Dinliyoruz. Şimdi. Yatak gıcırdama sesi. Yatak gıcırdaması. Aa bayılırım. Ha. Üstünde yapılan aktiviteye göre değişir. Hayır, terbiyesizleşme. Hayır, neden ritimle? Kanka... Evet, hoşuna gitti. Biraz ritim kayık olsa da... Yani ben normal yatıp uyuyorum, benim hiç gıcırdamıyor yatağım. Sen bunları ben buldum, kendin mi kaybettin? Kendi yatağımda. Evet. Ya hem böyle şeyler koyuyor, sonra diyor ki... Şöyle şeylere bizim kanalda yer yok. Böyle şeylere bizim kanalda yer yok. Yaptığına bak. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben bu sese niye aşinayım? Kulağım öyle geldi. Yok ya. Niye gülüyorsun ya? Allah Allah. Gülüp duruyor. Ne oldu? Nasıldı? Hoşuma gitti. Bir daha aç. Rahatsız edici değil yani çok da. Değildi. Yok. Hızı falan nasıl? Hızı falan şeydi, soft. Sonuncusu. Dalyacığım. %60'lık rahatsızlık oranımı %100'e çıkartır mı? Evet, çıkartacak. Hayatta en nefret ettiğin ses nedir? Nedir? Ah, tırnakların duvara sürtülmesi. Evet. Abi, tırnak sürtme sesi. Geldik oraya. Hadi bakalım. Oha, 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 oha. Kendi tırnaklarım değilmiş gibi hissediyorum bu ara. Tamam oğlum ben, bu ne? Kaç yıl sürüyor bu? Tamam çıkartıyorum. Çıkartacağım. Çıkarttım abi. İğrenç bir şey ya. Of tamam kapat. İğrenç. Of hala sesi geliyor. Burak kapat şunu. Of bitti zaten. O ne yapıyorsun? Of çok kötü abi ya. Sıçtın modumun. Of. Bok gibi. Mesela ben bunu gece falan duysam altımı sıçarım. Ne? Umurumda olmaz. Gece falan çok özür dilerim. Küfredim. Ne dedi? Altıma sıçıyor. Abi sen bir şey diyor mu? Sıfır etkilendi. Abi hiç etkilenmedi. Hiç böyle bir amacına ulaşmadı şu anda.
Aralarında en çok seni hangisi rahatsız etti? Hadi bakalım. Çınlama sesiyle diş gıcırtısı arasında gider gelirim. Sonuncu tırnak. Tırnak olan. Bu tahtaya sürtüyor değil mi? Evet, büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle. Sonra çataldı bence. Yatak gıcırdaması. İçki olarak yatak gıcırdamasını mı? Hiç duymadım ben zaten kendi hayatımda. Hiç bilmediğim bir ses olduğu için bir garipsedim. Acaba bu nedir? Senin bu dünyada o tırnak sesi falan dışında en çok rahatsız olduğun ses nedir duymakta? Sivrisinek sesi. Ay evet ya. İğrenç. En çok rahatsız olduğun ses nedir? Senin sesin. Senin sesin. Biliyorum. Abi tabak çatal ya. Onların evet evet. Ya çünkü illa oluyor yani. Alarmımın sesi gerçekten şey. Mesela şu an duysam rahatsız olur. O psikolojik değil mi? Evet. Şu an mod olarak düştüm yani. Mod olarak düşürdüm beni yani. Son olarak Dalyacığım. Seyircilerimiz için, benim için değil, seyircilerimiz için çıkarabildiğin en iğrenç, en iğretici sesi çıkartmak için. Zaten ben seyircilerimiz için çok kötü sesler çıkarıyorum. Hep rahatsız oluyorlar. Bir tek benim çıkarabildiğim ses var, onu çıkarabilirim. Nasıl yani? Ne? Konuşma soruyorum. Ne yapalım? Hiç aklıma bir şey gelmiyor şu an ya. Osur sen en iyisi. Şimdi abi ne yapacaksın? Ben ıslık çalabiliyorum çok yüksek sesle. Bir saniye kulağımı tıkıyorum. Tamam. Herkes, bütün dinleyenler çok kötü durumda. Duyunca deliriyor insan. Sen beni zorga mı geçiyorsun gerizekalı? Gerizekalı sensin lan. Ben insanları mutlu etmek için buradayım, rahatsız etmek için değil. Tamam gösterme daha yap. Evet Dalia, gerçekten ne kadar iğrenç bir insan olduğunu yani. Hadi o zaman. Şey o zaman... Ne yapalım? Veda edelim mi? Tamam, bölümümüz bitti abi. Bitti teşekkür mi? Evet, evet, ben teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Sen, siz de. O gözlüğü bir dahaki bölüm çıkartalım mı artık? Yok, hayır. Kapatıyoruz. Hadi görüşürüz. Bye. İşte gidiyorum bir şey demeden arkamı falan.